yine ülkücüler bir yerlere saldırıyor. Ama artık ülkücü deyince de hangi ülkücü olduğunu da açıklamak gerekiyor. MHP'li ülkücüler iyi partili ülkücülere saldırmış. Sosyal medyada bakınca insanlar buna bayağı şaşırmış. Nasıl oluyor? Abi bu 2 yıldır 3 yıldır olan bir şey değil. Ülkücüler uzunca süredir tıpkı sol gericilerimiz gibi bir yerleri basıp tırnak içinde terör eylemi yapıyorlar. Son zamanlarda gitgide arttırmaya çalışıyorlar. İster istemez insan başka şeyler düşünüyor. Ortalığı kızıştırıp bundan nemelanmak istiyorlardır belki de kaos çünkü en çok bunların işine yarıyor. Nasıl olsa böyle davranışları da kabul ediyor seçmen. Bunlar yapar diyor. Aynı şeyi diğer partilerden herhangi biri yapsa kamuoyunda bir ay boyunca konuşulur. CHP yapsa aynı, İYİ Parti yapsa aynı, DEVA yapsa aynı, Saadet yapsa aynı. Bunlar yapınca ise gayet normal karşılıyor. Huyları buna dönüştü çünkü. Son zamanlarda da işte MHP'nin gitgide yok olmasına şahit oluyoruz aslında. Oyları da gitgide düşüyor. %7'ye kadar gerilemiş bir MHP var şu an anketlerde. Yap Yapmaya devam edin, %3 olun, %2 olun. Kendi vereceğiniz kararlar sonuçta. Sonrasında bir bakmışsınız, tıpkı Avrupa'daki gibi bir terör örgütü olarak anılıp bağlantılı olan kişilere hapse atarlar artık. Avrupa'da bazı ülkelerde şu an ülkücü hareket terör örgütü sınıfına giriyor. Çünkü yaptıkları eylemler direkt terör örgütlerinin yaptığı eylemlerle birebir aynı. Kendilerinin bileceği iş, yüksek liderlerinin bunu da göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Buna onay vererek, buna razı olarak bu işe devam ediyordur. Yani ben kısacası şunu düşünüyorum düşünmüyorum artık internet çağında yaşıyoruz bir de birini döverek susturamazsın. Bir etkinliği basarak bir düşünce akımını yok edemezsin. Bu olmuyor, böyle bir olay yok, böyle bir dünya yok. Eskiden de olmuyordu. Belki taş devrinde falan oluyordur ama şu an geçerliliği olan bir hareket değil bu. Çok geç giriyorum olaya ama olayın özetini şöyle anlatayım. Türkeş Vakfı Ankara'da Türkiye anma töreni gerçekleştiriyor ve konuşmacılar arasında da iyi Partililer var. AK Partili ülkücü olmadıkları için gösteriye 50 kişi gidip dalıyorlar. Kapıda da polis olmasına rağmen bunun iyice sorgulanması gerekiyor mesela o polis niye onu durduramıyor veya durdurmaya yönelik herhangi bir eylemde bulundu mu? Bulunmadıysa o polis olmasın. Biz niye bir partinin çıkarına yönelik hareket eden birine tırnak içinde memur damgası üzerinden para vermek zorundayız ki? Atılsın gitsin banene yani onun hayatını nasıl idame ettireceğinden. Çünkü orada sana bir görev verilmiş ve o görevi yapman gerekiyor ve tırnak içinde devletçilik de bunu gerektirmez mi? Buradaki devletçilikle parti başkanı olan devlet arasında çok büyük fark var. Acaba böyle mi algılıyorlar lan gerçekten? Son zamanlarda İyi Parti iyice yükseldi. Zaten MHP'yi de geçti. Bunun bir yedirememezliği mi var artık bilmiyorum. MHP sürekli İyi Parti'ye yönelik bu tarz hareketlerde bulunuyorlar. Bir yere gidiliyor orada konuşmayı sabote etmeye çalışıyorlar. Bir etkinlik düzenleniyor saldırıyorlar. Bir başka yerde ülkücüleri toplayıp AK Partili ülkücülerden bahsediyorum. Diğer ülkücülere saldırıyorlar. Kendi kendilerini bitirdiler. Eğitimli ülkücü sayısı o kadar çok azaldı ki AK Partili ülkücülerden bahsediyorum bu arada. Halbuki ki eskiden baktığımızda ben Türkiye'yi AK Parti'den kurtarabilecek bir şey varsa onun da MHP olduğunu düşünürdüm. Çünkü seçmen profili ona yönelik biraz da. CHP asla %50 alamaz. Burada bahsettiğim milletvekili sayısıyla alamaz. Belki bir lider koyar ortaya ve o lideri çoğunluk sever. O şekilde Cumhurbaşkanı, Başbakan vesaire seçilir ama meclis çoğunluğunu asla yakalayamaz. Çünkü sunduğu hayat şartları, var olan hayat şartlarına temelden ters gibi duruyor biraz da insanımıza göre. MHP'de öyle bir durum yok. Zaten Türkiye'de siyasi profile baktığında %70-75 sağcı. Bunun %50'si muhafazakar. Tek yapacağı şey muhafazakar seçmeni de yakalayarak sağ bir oluşum oluşturmak. Müthiş bir oluşum olur mu? Hayır. Ama AK Parti'den de çok çok daha verimli olur. Tek yapması gereken şey daha eğitimli, daha naif bir profil çizmekte. Bunun yerine saldırgan bir profil çizmeye gitgide devam ettiler ve bunu da arttırdılar. Bildiğin 70'lerdeki 80'lerdeki o ülkü profiline döndüler. Bu şartlarda devam ederlerse Türkiye'yi Partiden kurtarabilecek oluşum şu an ileride terör örgütü sınıfına iyice girecek. Bu artık tahminden öte bariz bir gerçekliğe dönüştü. Eskiden de kavga kıyamet takılırlardı da bu seviyelere pek çıkmazlardı son 10 yıldır falan. Ara ara çıkılıyordu ama bu kadar dozunu arttırmıyorlardı. Bugün üniversitelere gittiğimizde mesela ülkücü sayısı da gitgide azaldı. Bunlardan bıkıyor çünkü insanlar artık eğitimli kesim bu tarz yollarla bir şeylerin çözülebileceğine pek inanmıyor. Hadi gidelim insan dövelim belki fikrini değiştirir. Çok mantıklı bir şey. Podcast'in sonlarına doğru konuşuyorum tabi burada ama burada bu yapılanı diğer partiler yaptığında da tiksinerek bakarım. HDP çok yapıyor bunu mesela. Hatta üniversitelerin yeni ülkücüleri HDP'liler oldu bile diyebiliriz. Bu faşihlo deyip millete 10 kişi 10 kişi dalıyorlar. Bazı üniversiteler zaten bunlardan geçilmiyor. Bu foşik diyerek 50 kişi 100 kişi dalabiliyorlar bir insanlara. Bu foşik ama hani. asla bunlar foşik değil. Ama işte ülkücülerden tek farkı zaten bunların <laughs> ne olarak anıldığını biliyorsunuz hangi listelere girdiğini gayet iyi biliyorsunuz. Siz mesela MHP'nin bu gidişatla devam edebileceğini düşünüyor musunuz? Bana kalırsa aynı bu şekilde devam ederse 10 yıl içinde MHP'nin pek de esamesi okunacağını düşünmüyorum ben. Yine okunur ama küçük bir parti olarak böyle %2, %3 bandında gezen. Çünkü sadece iyi Parti de ayrılmaz bunlardan. MHP'nin içinde yeni bir parti de ayrılır. Bu davranışlardan artık insanlar çok fazla tiksinmeye başladı çünkü. Sen bugün bir yerde başkasına fikrini rahatça ifade ettiremezsen sana da başka bir yerde rahat çe fikrini ifade ettirmezler. Bu dünyanın kuralıdır. Belki MHP şöyle düzelir. AK Parti ile yandaş olup olmaması önemli değil bu arada. Başındakinden kaynaklanıyor çoğunlukla olay. Üst sınıf çok fazla yaşlı. Üst kadrolara yeni birileri gelmeye başlarsa belki biraz toparlamaya başlarlar.